Haberin ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmeler ile karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde tatil için geldiği Aksaray'da kalp krizi geçiren 75 yaşındaki Çinli kadın Li sağlığına kavuşarak ülkesine döndü. Ülkesine dönerken ise Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Kapadokya gezisi için geldiği Aksaray'da geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve 9 gün süren tedavisinin ardından iyileşmesi için Aksaray'da misafir edilen 75 yaşındaki Çinli Li Rulian ülkesine döndü. Tedavi gördüğü hastanede kalbine stent takılan ve iyileşme sürecinde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın talimatlarıyla Aksaray'da misafir edilen Li ülkesine dönerken kendisine gösterilen misafirperverliği ömrünün sonuna kadar unutmayacağını dile getirerek özellikle Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ve Aksaraylılara teşekkür etti. Burada bulunduğum sürece bana Türk halkları, hastanedeki hemşire doktorlar çok iyi davrandılar, çok sıcak davrandılar. Bir de belediye başkanımız değerli zamanını ayırarak ziyarete geldiler. Bana çok teşekkür ediyorum. Türk halkının dostane misafirperverliğinden çok sevindim. Bir de ben Çin'e döndüğümde burada olup biteni hep anlatacağım, herkese anlatacağım. Türk halkının yardımsever, misafirperver, dostane bir halk, bir toplum olduğunu hep unutmayacağım, hem de herkese anlatacağım. Söyleyeceklerim çok fazla ama dilimle ifade edemiyorum. Ben sonuna kadar Türk halkını içimde saklayacağım, hep unutmayacağım. Hep üzüleceğim diyor. Aksaray'a 11 Kasım'da gelen Li, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın başarılı bir ameliyat geçirmiş ve 9 gün hastanede süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşana kadar Aksaray'da misafir edilmişti. Sosyal etkinlikler kapsamında birçok projeye imza atan Aksaray Belediyesi düzenlemiş olduğu Yeşilçam konseri ile gönülleri fethetti. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Haftası dolayısıyla özel bir konser programı düzenlendi. Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser yoğun ilgi gördü. Aksaray Belediyesi Müzik Topluluğu ve TRT sanatçısı Gönül Onar'ın sahne aldığı Yeşilçam Şarkıları konserinde Türk sinemasının unutulmaz filmlerine sembol olan ve gönüllerde yer eden Yeşilçam film şarkıları seslendirildi. Duygu dolu konserde zaman zaman yaşanan coşkulu anlara dinleyiciler de eşlik etti.
Konser programının sonunda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sanatçı Gönül Onar ve Aksaray Belediyesi Müzik Topluluğu grubuna çiçek ve hediye takdim etti. Aksaray Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlid Kandili'nde vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı. Aksaray Belediyesi tarafından her kandilde vatandaşlara ikram edilen kandil simidi ve lokma tatlısı geleneğini önceki gün idrak ettiğimiz Mevlid Kandili'nde devam ettirdi. Aksaray Belediyesi Mevlid Kandili dolayısıyla Ulu Cami, Somuncu Baba Camii, Cemalettin Aksaray Camii ve Aksaray Devlet Hastanesi acil servis önünde vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı. Aksaray Belediyesi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği bu önemli günde vatandaşların kandilini kutladı. Mevlid Kandili programının ardından 10 bin kişiye lokma dağıtımı yapıldı. Haftanın bir diğer önemli gelişmesi ise geçtiğimiz günlerde aralarında Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın da bulunduğu AK Parti heyeti Aksaray'da devam eden projeleri yerinde inceledi. Aralarında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın da bulunduğu AK Parti kurmayları, Grup Başkan Vekili İknur İnceöz, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk hafta sonu birlikte başta 400 yataklı devlet hastanesi inşası olmak üzere yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Şimdi 11 yataklı bir izolasyon, hastalığı yatırıyoruz, kanlarını alıyoruz. Kanların üzerine barkodlarını alıyoruz, hangi hastanın hangi kanı var. Pneumatik sisteme koyuyoruz, hava basıncıyla laboratuvara gidiyor. Barkodunu okutuyorlar, sonucunu çıkarıyorlar. Her alan için deskimiz var, sonuçlarını buradan çıkarıp hastayı buradan tekrar götürüyoruz. AK Parti kurmayları Muzaffer Çakır tarafından yaptırılan Sent Polikliniği, 400 yataklı devlet hastanesi ve Aksaray Belediyesi Efor Kavşağı Alt Geçidi şantiyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve projelerde gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı. Aksaray Belediyesi Efor Kavşağı Alt Geçidi çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi'ni 20 gün içerisinde trafiğe açacaklarını söyledi. Burada alt geçidimizin çalışma sahasındayız. Allah'tan bir mani olmazsa 20 gün içerisinde burasını kullanıma açacağız. Sayın Grup Başkan Vekilimle beraber buradaki çalışmaları yerinde görmek maksadıyla şu anda buradayız. Şu anda gördüğünüz bütün yapı, yani yaklaşık 4 birimi bölersek başkanım, bunun 3 birimi toprağın altında kalacak. Yani nedir bu? Altyapı ile ilgili yaptığımız bütün çalışma, kanalizasyon, su, doğalgaz, MEDAŞ, bunlar hepsi deplase edildi yan taraflara. Aynı şekilde yapmış olan fore kazık çalışmaları, 557 tane fore kazık yapıldı. Jet kurat dediğimiz zemini güçlendirmek ve yandan gelen su basıncına, sızmalara engel olmak maksadıyla yapılan çalışma. Dolayısıyla bunların hepsinin bir yekün tuttu ama Allah'a çok şükür şu anda tamamlanmak üzere. Yakında da 72 tane kirişimiz var, üst başlık kirişleri. Onlar da geldiği andan itibaren ve haftaya da pazartesi ile beraber de asfaltlarımız başlıyor. 20 gün bir süre içerisinde biz burayı inşallah trafiğe açmış olacağız. AK heyet ayrıca birlikte iş yeri açılışına katıldı. Aksaray Belediyesi tarafından Kılıçarslan Park alanı içerisinde inşa edilen ve belediye bünyesinde hizmet veren Piramit Kafe misafirliğini ağırlamaya devam ediyor. Belediyenin kendi bünyesinde işletmesini gerçekleştirdiği tesis, kış aylarında sabah saat 8 ile akşam 19 saatleri arasında, yaz döneminde ise sabah saat 8 ile 21 saatleri arasında kaliteli ve hijyenik bir ortamda uygun fiyatla Aksaraylılara hizmet veriyor. Tamamdır hocam. Yaz döneminde Piramit Kafe'de ve karşısındaki havuz başındaki alanda kır düğünleri de gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar düğün, nişan, sünnet, özel günlerini doğal ortamda gerçekleştirmek için tercihlerini belediyeye ait Piramit Kafe'den yana kullanıyor. Özellikle hafta sonları insanlar Piramit Kafe'de rahat, huzurlu ve doğal manzaralı yeşil bir ortamda ucuz ve kaliteli hizmetten faydalanmanın keyfini yaşıyor. Piramit Kafe sosyal tesis, 100 kişilik kapalı restoran bölümü, 500 kişilik çay bahçesiyle hizmet verirken grup yemekleri ve düğün organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Ihlara Vadisi Yunus Emre Şiir Şöleni sona erdi.
yarın yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. 24 Kasım Cuma günü Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi'nde başlayan Aksaray 1. Uluslararası Ihlara Vadisi Yunus Emre Şiir Şöleni, 25 Kasım Cumartesi günü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen özel geceyle sona erdi. Anlattım anlamıyor, halimi bilmez eller. Tomurcuklar açmıyor isyanda bütün günler. Küçücük bir dünyada bölük pörçük hayaller. Dağları böldü isyan, söndü öbür yanımız. Azerbaycan'dan Könül Ordubadı, Kerkük'ten Şemsettin Kuzeci, İstanbul'dan Kadir Turan gibi Türkiye'nin dört bir yanından en ünlü şairlerin katılım sağladığı şiir şöleninde şairler Yunus Emre'nin hayatından kesitler ve şiirlerin yer aldığı bir program gerçekleştirdi. Aksaray Belediyesi yapımı tamamlanan parkları spor aletleriyle donatmaya devam ediyor. Spor aletlerinin yenilenmesi birçok parkta tamamlanırken bir kısmında çalışmalar devam ediyor. Şehrin muhtelif yerlerinde park çalışmalarına hız veren Aksaray Belediyesi, park sayısına yenilerini eklerken mevcut parklarda bakım, onarım ve revizyon çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalara ek olarak ihtiyaç olan parklara fitness aletleri kuran belediye ekipleri eskimiş olanları da yeniliyor. Tek tek belirlenen ihtiyaç durumuna göre çalışmalar sürdürülürken yeni kondisyon ve fitness aletleri Aksaraylılara eskisinden daha büyük bir keyifle spor yapma imkanı sunuyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haftanın ardından hazırlanan önemli gelişmeleriyle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.